İnsan şempanzenin orta kafası 7 milyon yıl. Kardeşim 7 milyon yıl önceye ait fosiller bakıldığında net olarak şempanze ayrı gidiyor, insan ayrı gidiyor. Yani ikisini birleştiren bir sistem hiç görülmemiş. Öyle bir şey yok. Yani bir ara fosil yok. Öyle olması için çok patolojik, bozuk, milyonlarca, yüz milyonlarca fosil olması lazım. Tek bir tane. Bu bir putperest inancı. Yani sen şempanze diyorsun. Şempanzenin bambaşka vücut yapısı var. Onun oluşması için diyorsun işte kromozomlarında bozukluklar oldu. Üst üste. Ya o bozukluklara ait fosil kalıntılar olması lazım. Bak bozukluklara dair. Milyonlarca. Bunlar yok. Yani hayvan yaşamış, soyu tükenmiş. Mesela Piton adamı diyorlar. Zaten o meşhur biliyorsunuz. Evet. Uydurma, hurafedir. Yani adamlar birçok parçayı ekleyerek elde etmişler. Her kafatası insan için kullandıkları bir oyunun içerisinde. Evet. Her birinin ayrı bir oyunu var. Her birinin bir ayrı hikayesi var. Zaten ellerinde 3-5 tane fosil var böyle. Ama bu kullandıkları fosiller de yine mükemmel varlıklara ait. Evet. Yine ara fosil değil. Ama onların da sahtesini yapmışlar. Bak işin acayipliği bu. Mesela tek bir dişten adam kafatası oluşturmuşlar, tek bir dişten. Yani demek ki adamın tırnağı mırnağı ellerine geçse, ondan Cüneyt Arkın gibi bir şey yapacaklar yani. Böyle bir kafaları var. Geçen gün izlediğimiz video vardı maymunla ilgili, onu gösterir misin? Göreyim. Ha bak şu mesela şu yakışıklılığa bak ya. Ya birçok delikanlı ben ister yani böyle yakışıklı olayım falan. Ya değil mi ya şu saçlar falan şu tip. Bakışlar falan. Hayvanın şuuru yoktur. Şuur. Bilinç. Ayıran şey yok. Yoksa mesela onun bilinci olsa bu hayvanın bu insan olmuş olur. Yani kanundan, hukuktan insan olmuş olur. Bilinç olması lazım.